Bir Osman Sınav harikası Kılıç Günü setindeki turumuz sürüyor. Şimdi de sırada o var. Kılıç Ali var, Tansel Öngel var. Kılıç Günü'nün setindeyiz ve yanımızda dizimizin kahramanı Tansel Öngel var. Kılıç Ali ile izleyenler hem iyi hem kötü haberle tanıştı. Bir bebek ve hastalık haberi. 90 günlük ömründe intikam almaya çalışırken aşkını yaşamaya fırsat bulacak mı Ali? Bulacak herhalde, onu daha çok onun senaristle konuşmak lazım. Ben bilemiyorum. İyi ile kötünün bu amansız savaşını kim kazanacak acaba Tansel Önger'e göre? İyi kazanır. Sizden işimiz yok kardeşler. Yaklaşana avlamak da maç sizden. Tuğba'ya bugün ne oldu? Tuğba kim? Ne diyorsun sen be? Hem! Hiç vaktim yok biliyor musun? Belki de dizinin öyküsü kadar merak edileni soruyoruz şimdi de genç oyuncuya. Siz bu karakteri oluştururken nasıl bir çalışma yaptınız? 7 kilo verdim. Günde 3 saat spor yaptım. Ölüm diyeti yaptım. Hala yapıyorum. Tabii bunlar dışsal role, evet, bedensel yaklaşımlardı. İşte hastalığı hakkında araştırma yaptık. 90 gün. Ne 90 günü be? 90 bile değil. 88 gün sonra gömeceğim bir beden. Bugün kız kardeşini, yarın beni toprağa verecek bir eş. Bir de daha beni tanımadan öksüz kalan bir bebek. İşte bütün hikaye bu. Ve gelelim şu meseleye. Cansu'ya duyduğu şey bir çocukluk aşkı. Onda tutku var, onda işte ne bileyim özlem var, imkansızlık var ama Şeyma çok değer verdi, çok saygı duydu. Çok sevdiği bir kadın, karısı, çocuğunun annesi. Zor bir durum. Tercih yapmak zorunda kalır mı acaba? Zannetmem. Ali... İnşallah. Ali öyle bir adam değil ya. Yani Ali... Ali zaten çok net bir adam. Ali tercihini yapmış zaten. O duygusal gidip geliş, gidiş gelişler... Normal hayatta yaşayabileceğimiz gidiş gelişler ama onun tercihi net zaten. O Şeyma'dan vazgeçemez ki. Her bölümde Kılıç Ali'nin ömründen bir gün daha gidiyor. Ve 90 günlük ömrünü derin bir intikam duygusuyla geçiriyor. Peki ya gerçek hayatta? Gerçek hayatta böyle bir dram çıksa karşısına ne yapar Tansel Öngel acaba? Ben ne yapardım? Benim yarım kalan bir oyunum var. Son 10 sayfasını yazmam lazım. Bir vakit bulursam o tiyatro oyunumu tamamlardım. İşte yapmak istediğim 2-3 tane iş var, onları yapardım ve hani... İyilikler yaparak ayrılmak isterdim dünyadan. Bu kadar acele edin. 90 günü kalmak, 3 ayı kalmak çok keskin bir çizgi. Ama o hep bildiğimiz o sözü hep hatırlamamız gerekiyor bence. Hani yarın ölecekmişiz gibi ve hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşamak gerekiyor. Sohbetimiz tam bitti derken Kılıç Günü'nde Ali'nin gençliğini oynayan delikanlı geliyor yanımıza. Onun da öyküsü çok ilginç. Barış, benim çocukluğum. Merhaba Barış. Merhaba. Nasıl gidiyor çekim? Bak. İyiyim, sizi sormalı. Sizin özel mi yapıldı, orası var mıydı? Yoktu aslında. Artık var. Artık var. Sizde de mi aynı kaza? Evet. Köleler efendilerini yenemezler. Efendiler kölelerini yenerler. Hatta onları dongalarlar. Salak, aptal. Niye yaptın bunu? O sana ne yaptı? O bana hiçbir şey yapamaz. Ben damgaladım onu. Anına imzamı attım. Artık kimin büyük olduğunu hiç unutmayacak, hiç. Biz burada bulduk Barış. Öyle biz burada çekim yani yaparken tabii. Kizir oynayan Yurder döndü bir baktı, sonra hocaya söyledi. Osman Hoca baktı falan. Aa vallahi benziyor falan dediler. Sonra biz Barış'la konuştuk da biraz çalıştık, oldu. Ve artık iş zamanı. Kamera motor diyor, Kılıç Ali yine aksiyon dolu sahneleri için iş başına geçiyor. Ali! Ali! Birbirine lan! Birbirine çöpekler! Gece yarısı çekilen gerilim dolu baskın sahnesinin perde arkasına gelince... Bakın göz açıp kapayıncaya kadar izlediğiniz bu sahnenin öncesinde ve sonrasında aslında neler yaşanıyor neler.
ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.